Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 konuya değineceğiz. Eğer bilgiler size fayda olursa like atabilirsiniz veya hacılar, benim milyarder olmamı, trilyarder olmamı isterseniz yine de like atabilirsiniz. Hadi videoya başlayalım hacılar. Ah, ilk olarak arkadaşlar baktığımız mevzu İttifak Savaşları ile ilgili bir açıklama gelmiş. İttifak Savaşı'nın başka bir sezonuna tekrardan hoş geldiniz. 46. sezonda bazı sorunlar olduğunu kabul ediyoruz. Ve İttifak Savaşları için bu yeni dönemin hapları demişler. Ve 47. sezon arkadaşlar 17 Ocak'ta bir önce şey, herhalde ön söz gibi bir şey, böyle antrenman 2 hafta. 31 Ocak'ta da sezon başlıyor ve yeni yeni bir sürü şeyler var arkadaşlar. Şimdi hacılar, her zaman söylemişimdir, her zaman söylemişimdir, bu düşüncem hala değişmedi çünkü ekstra bir ekleme yok. Eğer İttifak Savaşı'nın içerisindeki kaostan, oyuncular arasındaki problemlerden keyif alıyorsanız, fanteziniz bu yöndeyse savaş oynamaya devam edin. Kendi menfaatinizi, malınızı, mülkünüzü, etinizi, kemiğinizi ittifakın değerlerinden daha düşük tutuyorsanız, yani ittifak sizin için daha değerliyse, beni kullanıp kullanıp bir kenara atsınlar, hiç kullanmayacağım aptal aptal hero'ları sırf onların fantazileri için yükselteyim tarzındaki şeylerden mutluysanız ve bir ay boyunca çekilen o kadar ızdırap, hem oyunsal sistem hem ittifak liderlerinin ve tayfasının kayrılması karşılığında sizin kullanılmasını seviyorsanız, İttifak Savaşı mutlaka oynayın. Şimdi söyleyeceğim şeyler sizin için değil. Lakin benim gibi önce kendini seven, kendi hesabını daha da yükselteceğim diyen arkadaşlar asla ve asla İttifak Savaşları'na ağırlık veren bir ekipte oynamayın. Özellikle o kadar emek harcıyorsanız, hele bir de para yatırıyorsanız, hani Türk oyuncuların %99,8'i para yatırmıyor ama yatıran çok elit bir tayfa var. O farklı, özellikle o tayfaya söylüyorum. İttifak Savaşı sizin hesabınızı geriye iter. Gelişemezsiniz. O ittifakta birkaç kişiyi yukarı çıkartır. Lider başta olmak üzere lider ve tayfasını yukarı çıkartır. Onun dışında sadece kullanılan birer maşadır arkadaşlar. Çünkü ittifak savaşında bir şeyler yapma çabasındaysanız mutlaka bir taktik, bir strateji, bir bütünlüğün içerisinde olmanız lazım. Adam gider sana örümcek domuzu attırır. İşte atıyorum mesela hiç hayatım boyunca kullanmayacağın taskmaster'ı attırır. Gidersin Kraven'ı falan atarsın böyle. Oturur ağlarsın. Baktıkça söversin. Baktıkça söversin. Sözde ittifaktan da 3-5 bir şey. Yani sezon sonunda aldığın ödüller, attığınız taş, ürküttüğünüz kuşun götüne değmez arkadaşlar. Benden size milyarlarca kere verdiğim tavsiyeyi tekrar veriyorum. İttifak Savaşı'na ağırlık vermeyin. İttifak Savaşı'na ağırlık veren ekipte takılmayın. Türk ittifaklarının zaten hiçbirinin asla ve asla İttifak Savaşı'na ağırlık vermemesi lazım. Zaten verenler de yani belli bir yerin üstüne çıkamazsınız çocuklar. Yani çıkanların olayı çok daha farklı. İçeride birçok Ali Cengiz dönemi, birçok Mason oyunu var arkadaşlar. Yani bilen bilir, bilmeyen de devam eder. Tavsiyemdir, kendi hesabınıza ağırlık verin. İttifak macerası ve raid macerasına ağırlık verin. 8. sahnelerin hepsini fulleyin. Nekropolis'i mutlaka fulleyin. Mutlaka fulleyin. 2 ayınız kaldı çocuklar. Ocak bitti. Şubat, Mart, Nisan'da felaket. Buralar var ya, karışacak. Çarşı karışacak. Yani kendinize biraz önem göstermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Oynayacağınız siloları savaş anlarında defansta özellikle ekmek çıkartacak bariz tepe hero'lar var. Onlara ağırlık verin. Antin Kuntin. Her sezon değişen karolara uygun sizi. Mesela şöyle bir şey yaparlar yüksek ittifaklarda. İşte sezon yenilenir. İşte mesela şu anda yeni karolar açıklanmış arkadaşlar. Bu karolarda kimler iş yapabilme potansiyeli var? Bunları size bastırırlar. Hayatın boyunca kullanmayacağın tiplere sana bastırırlar. Ya da çok nadir. Ne gerek var? Ama dediğim gibi savaş fantezisine, savaşın içerisindeki kaostan, kötü olan şeylerden ve iyi olan şeylerden, yani çok az da olsa iyi olan şeyler var. Ondan memnunsanız savaşa tabii ki asılın, yani sonuçta önemli olan sizin eğlenmeniz. Ama tavsiyemdir, şiddetle tavsiyemdir,
Önceliği kendinize vermezseniz, siz kendinize vermezseniz kimse sizi iplemez. Bu işler böyle arkadaşlar. Bu birinci konumuz. Gelelim ikinci konumuza. Bu çok uzun zamandır bizim de söylediğimiz, yine forumlarda gördüğüm şeylerde arkadaşlar söylüyorum. Bu arada sizlerde herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız onu da video konusuna dahil edebiliriz. Hatta ederiz. Ecnebilerin fikirleriyle oluşan bir şeydense bizim güzel insanlarımızın oluşturduğu şeyleri yapmayı tercih ederim arkadaşlar. Hikaye yazan zavallı insan. Biliyorsunuz her aylık macerada, her işte yeni gelen sahnede hikayeler vardır. İşte bir konu üzerine devam eder olay. İlk zamanlar okuyorduk arkadaşlar. Ben de okuyordum. Yayında hep beraber de yapıyorduk. Ama artık hiç bir gram zevk vermiyor. Çünkü o etkisini bir şekilde kaybetti. Belki doğal süreç gereği kaybetmiştir. Çünkü artık belli bir yerden sonra bizler ödüllere, bireysel gücümüze, işte ekipsel gücümüze veya arkadaşlarımızla kendi aramızdaki rekabette daha tatlı olduğu için ödüllere yöneliyoruz ve hikayeleri bilmiyorum aranızda okuyan vardır mutlaka öyle arkadaşlar. Ama biz daha çok başarıya odaklandığımız için hikaye kısmı ikinci planda kaldı. Bunu bence daha değişik bir şekilde yapmaları lazım. Nasıl yapacakları hakkında fikrim var ama çok belirtmek istemiyorum. Tamam benden ki şaka iplemezler ondan dolayı. Yani amacılar buna yeni bir form getirmeleri lazım. Yeni bir format getirmeleri lazım hikaye olayına. Çünkü bu çok cezbeden bir şey değil ve her zaman söylüyorum. Ben bir emek vermişsem o emeğin karşılığını görmek isterim. Yani hikaye yazıyorsun, düşünüyorsun. Mesela birçok karakter yapıyorlar. İnanılmaz güzel detaylar yapıyorlar. Efektler güzel ama kullanılmıyor. Abi o kadar emek vermişim. Niye çöpe atıyorum ki? Tarzında bir düşüncem var. Bu da ikiydi. 3 numaraya geçelim arkadaşlar. Ustalıklarla ilgili forumlarda bir şeyler görüyorum. Ara ara bizim Türk çocukları da görüyorum. Ustalıklarla ilgili arkadaşlar çok güzel bir video çektim. Yani ben bugüne kadar çekilmiş en iyi, en kapsamlı video diyebilirim. Şurada gördüğünüz video arkadaşlar. Şurada Mucoş'ta en iyi ustalık dizimi nasıl yapılır? İkisi bir arada. Burada her zaman yaptığımdan farklı bir video çekmiştim. 2 hafta önce. Bu arada 3500'e yakın izlenmiş. Türkiye için oldukça güzel bir rakam arkadaşlar. Burada hem kanama zehir açık hem de kanama zehir kapalı nasıl bir kombinasyon, hangisinden keyif alıyorsanız benim tavsiyem var içerisinde. Artı bir de savaş alanına kaydedeceğiniz bir ustalıkta tavsiyesi vermiştim. Yine bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet faydalıdır, gayet cikis bir videodur. Bunu kapatalım. Bir sonraki de arkadaşlar yine ilave maceralarla ilgili çok fazla sorulan ki bununla ilgili de bir video yaptım. İki anahtarımız var. Üçüncü ve dördüncü anahtar ne zaman gelecek tarzında. Magi'yi izlemeyen bir yabancı arkadaş böyle bir problemle karşı karşıya, yazık. Yazık, magisizlik böyle bir şey, işte yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bununla ilgili de şöyle bir video çekmiştim. Tüm anahtarlar nasıl bulunur? İlave maceralar hakkındaki her şey diye bir 3 dakikalık kısa bir video çektim. Yani az öz arkadaşlar, basit olacak. Burada da tüm hatalar nasıl bulunabilir, etkinlik nedir, ödülleri ne kadar iyidir tarzında bir video yapmıştım. Bu da 5300 gibi bir rakam izlenmişti. Yine arkadaşlar anahtarlarla ilgili problem olan arkadaşlar da bu videoyu izleyebilir. Şimdiki konumuz bunlar arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğimiz gibi başta faydalıysa veyahut da multimilyarder olmamı istiyorsanız ki kendime bir ada almayı planlıyorum bu aralar. Öyle bir planım var arkadaşlar. Bir ada satın almayı planlıyorum. Bu konuda yardımcı olmak isterseniz de like atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.